Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Bu hafta bisiklet formaları üzerine konuşuyoruz. Bisiklet formaları nasıl olmalıdır? Özellikleri nelerdir? Bundan bahsediyorum. Arkadaşlar bisiklet giyimi ülkemizde pek yaygın olmasa da kimine göre komik, kimine göre saçma, kimine göre gereksiz, hatta kimine göre ayıp bile sayılabiliyor. Eğer bisikletle spor olarak uğraşıyorsanız yüksek aktiviteden dolayı üzerinizde giydiğiniz formaların giyiminizin belli özelliklere sahip kumaşlardan üretilmiş olması gerekiyor. Geçmişe gidecek olursak geçmişte daha çok pamuklu kumaşlar tercih ediliyordu. Çünkü o zaman teknoloji bu kadar ilerlemediği için sentetik kumaşlar yoktu. Pamuklu kumaşlar evet ilk üstünüze giydiğinizde çok rahat kumaşlardır. Vücudunuzda böyle bir yumuşaklık hissi verir ve terlediğiniz anında teri emer. Fakat pamuklu kumaşların dezavantajları vardır. Nedir? Teri içinde hapseder. Bu sayede vücudunuza ekstra ağırlık, özellikle yarışçıysanız ekstra ağırlık ve teri dışarıya atamayıp vücudunuzu ıslak tuttuğu için de hasta olmanıza sebep olur. Bu yüzden biz bisiklet formalarında en istemediğimiz özelliklerden bir tanesi nedir? Pamuklu kumaş olmasıdır ki artık zaten pamuklu kumaştan olan bir bisiklet forması piyasada yok. Bisiklet formalarında kullanılan kumaşlar nelerdir arkadaşlar? Likralı, elastomer yani sentetik esaslı, Coolmax, Trimax gibi çeşit olan kumaşlardan ama özüne baktığımızda sentetik esaslı kumaşlardır. Şimdi burada şöyle bir algı var. Sentetik dendiği zaman insanın aklına eyvah zehirli mi bilmem ne mi E136 falan gibi böyle saçma sapan şeyler geliyor. Halbuki kesinlikle alakası yok. Sentetik malzemeler özellikle tekstilde antibakteriyel oldukları için teri çok çabuk dışarıya buharlaştırarak vücudunuzdaki teri ısı transferini sağladıkları için tam tersine çok sağlıklı kumaşlar. Şimdi bu noktadan hareket edecek olursak arkadaşlar bisiklet formalarında ne gibi özellikler arıyoruz biz? Hemen bunlardan bahsedelim. İlk olarak bisiklet formalarının en önemli özelliğinin nefes alabilir kumaşlar olması gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Vücudunuzdaki teri arkadaşlar çok çabuk dışarıya atabilmesi gerekiyor. İkinci özellik olarak bisiklet formalarının vücudunuzu tam olarak sarması gerekiyor. Niçin tam olarak sarması gerekiyor? Vücudunuzla temasının birebir olması gerekiyor ki teri hemen emip dışarıya atabilsin. Ayrıca herhangi bir yerinde kıvrıklık bilmem ne yalpa boşluk olmadığı için hız yaptığınız esnada vücudunuzun aerodinamiğini, hava sürtünmesini minimuma indirmek olması gerekiyor. Ve bir diğer özelliği de sarmasının likralı olmasının özelliği nedir? Hareket alanınızı kısıtlamaması gerekiyor. Peki bisiklet formaları nasıl oluyor? Şekil itibariyle nelerden oluşuyor? Bir de bunlara bakalım. Bisiklet formaları şekil itibariyle havaya göre değişiyor. Yani kışlık bir forma ise uzun kollu, yazlık bir forma ise benim üstümdeki gibi kısa kollu oluyor. Genelde hakim yaka oluyor hepsi. Bunun haricinde arkada genelde 3 tane cep oluyor. Bu cepler yanınızda işte ufak tefektir, tamir aleti gibi eşyalarınızı taşımaya yarıyor. Bir diğer özellik de arkadaşlar bisiklet formalarında özellikle sırt kısmı ve koltuk altı kısmı biraz daha farklı kumaşlardan üretiliyor. Çok daha çabuk nefes alabilir, teri en çabuk şekilde dışarıya atabilecek kumaşlardan üretiliyor. Çünkü insan vücut yapısı itibariyle terlerken ilk etapta sırt bölgesi ve koltuk altlarından terliyor. Şekil itibariyle de şöyle görüyorsunuz. Benim üstümde de görüyorsunuz. İşte dediğim gibi bu yazlık bir forma. Şöyle üstünde tek fermuar var. Koltuk altları biraz daha farklı kumaşlardan yapılmış. Arkasında da 3 adet cebi var. Farkındayım. Geziniyor Bisiklet kanalının üzerinde arması var. Bu formalar bana nereden geldi? İlk etapta bundan bahsedelim. Bu formalar bana sonra tekstilden geldi arkadaşlar. Şimdi ülkemizde forma üreten birkaç firma var. Evet, bisiklet forması ciddi bir iş ve bunu benim kanaatimce en iyi yapan ülkemizde Sora Tekstil arkadaşlar. Peki Sora Tekstil'i diğer bisiklet forması üreten firmalardan ayıran en büyük özelliği ne? Tabii ki Giray'ın benim arkadaşım olması değil. Giray'la evet iyi bir dostluğumuz var ama onun haricinde Girayen Köseoğlu yani Sora Tekstil'in sahibi bir bisikletçi arkadaşlar. Kendisi de bisikletçi olduğu için bir bisiklet formasında nelere ihtiyaç var bir bisiklet? Aynı zamanda kendisi Gran Fondo'da falan yarışlara da katılıyor. Bir yerde yarışçı da diyebiliriz. O yüzden bir bisiklet formasının, bir bisikletçinin formada istediği özellikleri Türkiye'de en iyi bilen adam diyebilirim size. Ha, bisiklet formasını bilmekle her şey oluyor mu? Bu işte sadece bisiklet formasını bilmekten mi geçiyor? Hayır.
Tabii ki bisiklet formasını bilmekten geçmiyor. Teknik bilgi de gerekiyor. Biz şimdi Giray'la sürekli yani videonun haricinde biz sürekli zaten görüşüyoruz. Benim ona sorduğum bir soru vardı. Ya sen bu kumaşları sürekli değiştiriyorsun. Bakıyorum hani neye göre şey yapıyorsun? Bana dediği şuydu. Abi yani bu kumaşlar böyle gidiyorsun. Raftan aldığın kumaşlar. Bunlar gerçekten özel kumaşlar. Bunlar yarışlarla veya kullanıcıların tecrübeleriyle seçenekleri işte atıyorum yüzde bilmem kaç bilmem nesi olan yüzde bilmem kaç şusu olan kumaşlar ve biz bunları özel olarak sipariş ediyoruz dedi. Sonra tekstilin bir diğer özelliği, Giray'ın da bir diğer özelliği arkadaşlar ne? Giray aşağı yukarı 3-4 senedir bu işi yapıyor ve Giray seneler bu 3 sene içinde kendini geliştirerek Türk insanının bedenini öğrenmiş. Önümüzdeki senelerde yurt dışına açılacağından da bahsetti bana. Hatta şey dedi, bu formaların özelliklerini sorarken dedim ya bisiklet formasından sen nelere dikkat ediyorsun? Abi dedi ben Türk insanının kalıbını öğrendim artık dedi. Mesela bana dedi önümüzdeki zamanlarda yurt dışından gelecek taleplerde dedi. Oralarda dedi insanların boyutlarına göre mesela atıyorum size örnek vereyim. Bir Çinlinin vücut yapısıyla dedi bir Türk'ün vücut yapısı bir değil gibi böyle bir şeyden bahsetti. Evet, şimdi geldik videonun sonuna. Şimdi videonun sonunda ben videonun başında özellikle söylemedim bir çekiliş var. Şimdi ben şundan bahsedeyim. Şu üzerimde gördüğüm formayı size vermeyeceğim. Bu benim formam. Şöyle bir formam var arkadaşlar. Gayet gördüğünüz gibi arkasında Geziniyor Bisiklet kanalının amblemi var. Bir de burada komple bir forma altında pedli taytıyla bir bisiklet forma seti var. Bunları aranızdan 2 kişiye hediye edeceğim. Bunları çekilişle aranızdan 2 yol bisikletçisine hediye edeceğim arkadaşlar. Bu sefer sizden çok ağır şartlar istemeyeceğim. Yapacağım şeyler çok böyle işte Facebook'ta paylaş, orada paylaş, gel benim şunu yap falan filan değil. Aşağıda görüyorsunuz Geziniyor'un bir Instagram hesabı var. Şimdi ben bu formaların resimlerini orada yayınlayacağım. Onun altına siz 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve yarışmaya, çekilişe katılabilmek için tek bir şartım var. Geziniyor Bisiklet kanalını, Geziniyor Bisiklet kanalının Instagram hesabını takip etmeniz gerekiyor. Geziniyor Bisiklet kanalının Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Hemen altında bu formaların olduğu, şu formaların olduğu fotoğrafı arkadaşlar. Ters tuttum. Aferin bana. Şu formaların olduğu fotoğrafın altına hemen 3 arkadaşınızı etiketleyerek yanına da bedeninizi yazarak bir yorum bırakıyorsunuz arkadaşlar. İşte hepsi bu kadar. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu videonun yayınlandığı tarihten itibaren önümüzdeki haftaki video yayınlanıncaya kadar çekilişimiz açık oluyor. Önümüzdeki hafta video yayınlandığı anda çekiliş kapanmış oluyor. Zaten takip eden 1-2 gün içinde de ben çekiliş sonuçlarını, onu da not olarak söylüyorum. Nereden yayınlıyorum? Geziniyor'un Facebook hesabından kazananları yayınlayıp hediyelerini gönderiyorum arkadaşlar. Bu hafta bisiklet forması nasıl olmalı? Türkiye'deki bisiklet formasını en iyi yapan firma Sonra Tekstil'den bahsettik. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.